Beço. Ana. Beço. Görüşürüz Boris amca. Şimdi beni burada saklandığımı düşünecek ama ananı sikip görüldük. Oğlum çok hızlı koşuyor bu ya. Koş! Kaçamaz! Oradan tutturursun bak. Tutturdu şu an. Hayır bu tarafta departman var yani. Allah'ını seven beni teslim alsın. Geliyor. Çok hızlı koşuyor. Buyurun hoca ya. Kal yerde. Kal. Ya yanlış E uyu vardı Bak kopya şuraya demiştim de bastım oldu sandım ama ya. yaptım teaser'a. Becocuğum. Aa. Tamam. Efendim abi. Tamam. Sakin. Ellerini kaldır. Duvara yaslan aslan parçası. Ters bir hareket yapma. Aferin. Aferin. Ne yaptın Poyraz amca? İşte şimdi hap yuttun. Ah, şimdi ben nane yemedim mi? Hem de ne biçim yedin. Ya Poyraz amca Abin ya. ayrı, sana ayrı. Hapşırım geldi tam ya. Of ya. Hadi ya. Ya önden koşuyorsun. Gidiyorsun bir de elimde bak teaser'ı görüyorsun. Suya basıyorsun. Sıksam ne olacak? Bir direkt sıkma diye bastım. İyi bok yedin. Kıyamazsın çünkü sen bana. Tabii Amca. ki kıyamam. Ağır sıçtınız ha bu arada. Ne yaptı ki? Ben konuyu üstlerime ileteceğim. Departmanın önünde yaptığınız hareketler. Ha Bir abini satarsan orayı bilemem. şey yapmadı ki. Ne diyeyim abim hakkında? Hadi geç bakalım. Ne desem diyeceksin değil mi? Abi. Beyaz amca. Vallahi bir şey Kimin yapmadık ya. Araba ameliyatını sürüyorduk. sikeyim çocuk? Ne var? Çavuş Ya ne geldi güzel kapısını aralım. saklanmıştım tam. Hapşırığım geldi ya. Hapşırmasan bulamazdı. Tamam ya ben ne yaptım Bir ya? şey Tamam. değil mi? Net Ah. Bundan bulamazdın bu sonra arada. Poyraz amca... Bozuk çavuşum nasılsınız? Selam verirdim ama İyiyim kollarım Beço'cum. bağlı. Sen nasılsın? Rahat rahat. Benim neden son hikayem yüzünden orospu damgası yedim Bir beni hemen şeydi. açıklayabilir mi? Hazır ol! Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten son ocak o be milleti. Yıldızıdır parlayacak o Parlayacak benim. o benim. Dir o Dir benim o benim milletim dir milletim. Dir ancak ancak. çatmak Orman amına koyayım. olayım. Bir dakika çevreni. Ya hadi hadi geç şuraya ya. Rahat. Zor. Selman bozuk. Buyurun efendim. Kahramanır. Arkadaşlar. Kırma Köprünün bir. bittiği yer var ya gelin ben. Bunlar burada. Her yer kilitli zaten. Sınır. Köprünün tam bittiği nokta var ya bizim departman otoparkının başladığı nokta. Nereye gireyim? Amana kodumun evladı. İçeriden dışarısı görünmüyorsa dışarıdan içerisi de görünmez. Yani görünmez bir yerdeyiz şu an. Peki bir şey söyleyeceğim Beço. Yapma yapma işte yapma yapma.
yanma yanma yanma. Bizi arıyorlardır şimdi dışarıda. Ne yapacağız efendim onları şimdi? Vallahi dedektif. Dedektif. Ne yapacağız şimdi bunları biz? Dur ihtar olmuyor ama 10.000. Tehlikeli 10 sürüş. $10. Evet, tehlikeli sürüş ne kadardı? Ya orada benim bir kamera görüntülerini kontrol etsin. Ooo filibiyolar nasılsınız? Filal yapıyorlar mı acaba? Kaç kere yapıyorlarsa hepsinden yapsak. Valla sen efendim, bilirsin. Peki, olayın öncüsüsün. Herhangi bir şekilde bir yere çarptılar mı? Kamu malı yok. Abi ananızın amına girdi. Ay siz de kamu malısınız olmaz. Ya şimdi departmana ait bir... Hayır şimdi departmana kamu malı. ...olduğunuzdan dolayı. Size... Estağfurullah sen benden daha kamu malısın. Ya tabii canım burada sonuçta kamunun malıyız. Allah razı olsun. İyi mal olduklarını anladılar keşke, sonunda. Keşke masanın diğer tarafına saklasaydık ya. Bence yani, kalkıp oraya saklanmalı. Görürler şu an bizi belki de. Şimdi bir tık gülüyorsun gibi hayırdır oğlum? Yok efendim estağfurullah niye güleyim? Aklıma bir arkadaşımın anlattığı bir fıkra geldi de ama tamamı gelmediği için çok komik de olmadı. Böyle hani böyle... Ne anlatıyor bu ya? Resüm ettim yani. Ha, ama sonunu hatırlasan iyi gülerdim. Ya. Sonunu hatırlasam kesin gülerdim. Size anlatırdım siz de gülerdiniz hatta. Neydi bunun adı? Selman mı? Çok tutmayalım. Bak geldi. Selman. Hep birlikte şurada bir beyin fırtınası yapalım. 5'te 5. İşte 5. Ah! Ben de böyle tahmin etmiştim evet. Efecan Durgun Trabzon emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Arabayı hanginiz kullanıyordu? Ben komutanım. Aferin. Beço Durgun Trabzon emret komutanım. Beço. Evet. Komutanım. Senin bu olaylarla bir ilgin alakan var mı? Hayır. 23.45 sularında gerçekleşen olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Bu olayların sonucunda hakkımda hukuki bir işlem başlatılırsa sorumlusu Gogle Pali Stroe'dir. Anladım. Sen abine, abi sen ne yapıyorsun burada? Bu yaptığın çok yanlış bir hareket. Departmanın önünde olduğumuzun farkında değil misin? Sen de böyle yaparsan abi biz bu amına koyduğumuz şehrini nasıl durduracağız diye söyledin mi? Doğru. Ebe amına koyduğumun adamı de. Niye böyle şeyler yaptırıyorsun bana de. Çavuş. Evet, Ebe Poyraz... Yo öyle deme. Poyraz abime mi diyeyim? Ebe amına koydun niye yakalıyorsun bizi? Memura hakaretten de 1/3 oranında bir arttırım uygulayalım dedektif. Tabii baş üstüne. Hayır abime dedim niye yakalatıyorsun bizi? Çünkü kaçmıyorduk biz. Evet. Abini uyardın mı? Abi burada yapılmaz bu hareketler yanlış yapıyorsun. Uyarmadım ağzım. Uyardı komutanım. Ağzımda çıban çıkmış benim. Konuşamıyordum çok o an patladı kaçarken heyecandan. Anladım. O irin birin hep ne pislik adamsın ya. Oğlum çiban götte çıkmıyor mu? Yani. Belki ağzımdan sıçıyorum. Doğru. Kendisi birazcık şimdi... amcık ağzıdır da o yüzden. İbreti alemlik bir ceza yazalım bunlara. İbret olsun. Departmanı ha. Yukarıdan aşağı temizletelim. Dedektif. Olur. Onu ya önce paralarını alalım da onu sonra yaparız. Ha doğru abi, bizim maaşlar da var şimdi. Efecan paspası iyi bilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Allah çarpsın verecek $20 dahi yok. Doğru dur da yapacak bir şey yok. Kredi verelim sana. Departmanın önünde sıfır çizmeden önce düşünecek. Dinlemedeyim devam edin. Ben hapis yatmak istiyorum. İniş izniniz verildi arkadaşlar. Şimdi... Ben hapis yatmak istiyorum. Paramın hapse çevrilmesini istiyorum. Yani 3 TL farkla... Güzel bir oda seçebilirsin Efecan. Kabul ediyor olur, musun? Olur. Hiç fark etmez. Tamam. Klimalı bir oda ayarlayalım Efecan. Olur. Olur. Kesinlikle büyük hapis boy. Yatmak istiyorum. Büyük boy. İki tuvalet. O da olur. Ebeveyn banyolu. Efendim hapis cezasına çevireceğimize böyle evi aracı, cartı, curtu, malı, mülkü varsa ona el koyalım. Bence de. Araban var mı Efecan? Yok. Allah Allah. Ne güzel fikirler çıkıyor ya buradan bu gece. Selman. Adeta.
Dedektifin yanında ne mi konuşuyorlar ya sürekli böyle? Bu ne efendim? Koskoca dedektifimin yani yanında. Not çavuşum var. Çıkartır mısın? Çıkartıyorum efendim tabii ki. Ben yazayım çavuşum. Şey dedektifim. Ya, ben abine yazacağım sen merak etme. Olur. Vallahi param yok ya. Şimdi trafik işaretçilerine uymamak, dur tabelalarına uymamak, hata alıyor. İşaretçi yoktu orada Poyraz amca. İşaretçi olsa kesinlikle uyardım. Nur hoş geldin. Hatalı dönüşler yapmak, hatalı şerit değiştirmek, bu ikisi var. Tamam. Dedektif. $1000 buradan efendim. Şimdi bu arkadaşlar kırmızı arabayla yanlıyor demişsiniz. Kim? Dedektif dedi. Biz mi yanlıyormuşuz? Tabii. Doğru. Departman önünde. Bu araba nereden duydun bunu? Kontrollerini yaptık mı? Arabayla alakalı hiçbir kontrol yapmadık. Şimdi arabayla alakalı bir kontrol yaparsak ben de işler büyüyecek gibi geliyor bana. Gidelim bakalım evet, arabaya abi. Allah Allah. Buyurun efendim. İnşallah spawn olmuştur araba. Çekmişlerdir ama onu. Buyurun. Şu anahtarı al. Departmandan çık. Çıkayım. Çekmişlerdir kesin inşallah çekmişlerdir. Bak departmanı sırtına al. Tamam mı? Tamam kol aldım departmanı. Tamam. Dümdüz. Oo yaya devriye Frank. Tamam. Kırmızılı siyahlı bir araç göreceksin hemen yakınlarına. Kokoreşinin karşısında. Evet, maşallah. Tamam. Sen ben Frank'in hallediyorum da. Valla arkadaş her şeyi biliyor ben anlamadım. Allah Allah. Maşallah. Bak şimdi yani. Şeyden çıkıyorsun daim departmandan departman. Bak sağını aldın mı? Dedektifim. Aldım sağını aldım. Tamam. Bin dedik efendim en son. İn dedik ya in dedik. Şimdi bu arkadaşlara bir de birazdan alkol testi uygulayalım. Varsa alkol falan oradan da geçiririz. Vay be demek geçirmeye çalışıyorsunuz öyle mi dedektifim? Ben sizden hiç beklemezdim. Bu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde dikkatsiz araç sürmek. $1000 da buradan. Olur. Çavuş siz de devam et. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Karşılıklı sinek öldürdüler karşılıklı galiba. Yapmayın çocuklar. Çavuş size zahmet. Efecan beyefendinin ehliyetini bir kontrol edebilir miyiz? Efecan gel bakalım. Şöyle bana bir ehliyetini uzat bakalım. Duramadıyım beni. Harbi darlandım ya. Çavuşum. O siktir ya. Şimdi Selman. Bu ne oldu? Çavuşum sol profilden nasıl yakışıklısınız bir bilseniz. Harbi mi diyorsun? Vallahi billahi. Yani sağdan bak bakayım. Şey. Yok sağdan olmaz. $500 $500. Ya bunu bana niye veriyorsun? Ona vereceksin. Evet. Yaya geçiş kural ihlali. Yayalara yol vermeyen sürücüler veya yayaların kendine ayrılan geçitlerde sıralı tehlike atması durumunda yazılır. Dedektif. $300 da buradan yazalım. Ben çünkü geçecektim. Bana yol verdi. Efendim. Efecan tır bile kullanabiliyor. Sıkıntı yok. Çok. Tabii ABCŞDEF. Teğmen mi o? Tamam bunları yazdık. Al bakalım Efecan. Polisin dur ihtarına uymamaktan dolayı 10.000 yazalım. 12.800 efendim. 12.800. Tamam beni de yaraladı ama ben o konudan dolayı şikayetçi değilim. Benim bir yeğenim olur kendisi severim hiç gerek yok. Kamu malına zarardan yazmıyor muyuz? Yok onu yazmayacağız. Tamam. Arkadaşların parası yoksa kredi açalım departman olarak. Parası yoksa Efecan bana söyler hallederim biz onu ya. Dedektifim şey de olmuştu. Size de dokundurmadık biraz. Onu da tamam ekleyelim. Işte ondan şikayetçi değilim dedim ya. Ha. Hanımefendi şikayetçi midir acaba? Ona da bir sormak lazım. Hanımefendi mi? İrina yengeye de çarptım. Yenge mi? Tabii. İnsan yengesine çarpar mı be? Ekleyelim oraya da lütfen. Neydi sizin adınız? Memur Bey. Devrem. Memur Selman. Dinlemedeyim devam et. Selmancım araya. $300 da oraya ekleyelim ondan. Anlaşıldı Andre. Aracın ruhsat bilgilerini kontrol et. Kimin üzerinde olduğunu kanal üzerinden bilgilendir. Yazdın mı Devrem? Efeci. Beço, içinde kıymalısı yazdın mı? Kuşkaş yerim ben, 1.5. 1.5 kuşkaş, tamam yazdım. Evet. Ayran ama büyük olsun, 33'lük. Büyük olacak ayran. Evet. Sen onun için hiç dert etme, çok büyük olacak ayran.
Dedektifim siz bir şey yer misiniz? Ben kokum, teşekkür ederim. Şimdi çavuşum siz, çavuşum. Ben 6 evet. tane acılı fındık lahmacun yanına çıkıp aracın... da yanından alayım. Selmancım, aslanım, onları bir al gel be yukarı. Kimin peki? Yani bir sivile ait araç. Başka bir sivile ait. Başka bir sivile ait. Tamam. Evet. Oto hırsızlığı. Efecan, senin burnun ne güzel lan öyle. Allah'a emanetsiniz. Çavuş, Beşon'un da burnu çok güzel. Baksana şöyle yandı. Beşon'un burnu, evet. Burnu Beşon'un. Abi benim paşa. Beşon'un burnu şeye benziyor. Neye benziyor? Daha önce Twitter'dan attığım bir şeye benziyor Beşon. Siz Twitter'dan mı attığın bir şey? Evet. Parçalanmamız. Oha be abi. Araş çalıntı mıydı? Şimdi arkadaşlar, bu konuyla alakalı şöyle bir nüans var. Eğer argo ederseniz cezanızın üzerine 5000 dolar daha kefalet ücreti eklenir. Araç da sağlam, araç bizde kalır. Siz 5000 öder çıkarsınız. Ha ben bunu tercih etmiyorum. Benim para cezamı hapis cezasına çevir derseniz, Efecan'a 30'luk, Beço'ya yardım ve yataklıktan 30'luk. 5000 doları da yazmayız. Bu arada 5000 dolar da yardım yataklık olduğu için 5000 artı 5000 şeklinde oldu. Daha hapis ne cezası yersem para ödeyecek miyim? Hayır, o hayır, 12.800 ödeyeceksin. İlave 5000, ilave 10.000 ödemek. Çavuşum, 12.500 dolar borç verir misin? Senin bana daha 50.000 borcun var, biliyor musun? Kim dedi onu? Ben hapse girmek istiyorum. Bunların hepsini komple hapse çeviremez miyiz? Hapisteydi, gözaltıdır o. Komple hapse yok, çeviremeyiz. Ama ne yaptık, 10.000'lik olacak? Dur ihtar olmadı değil. Ne zaman dur ihtar? Kimse dur ihtarı yapmadı. Hayır, biz arabadan indik. Arkanızdaydık. Evet. Nasıl 10.000? Hayır, bu arada önce sen bize dur ihtarı falan yapmadın. Vururum yapsan dedin, ben korktum, panikledim, kaçtım. Doğrudur, durun sen, dedim. Sen böyle ellerini çenene koydun, bize bakıyordun. Biz doğru. de senin yanında durduk. Sen tamam. demeden biz durduk zaten. Ben dur emri duymadım. Dur, niye duysam dururdum. Niye şu anda bize bu kadar ceza yazıyorsun ki? Lütfen bodycam görüntüleri incelensin. Araçtan indim ben de, sen beni dövme diye kaçtım. Polis olarak değil, amcam olarak kovaladığın için kaçtım. İşte beni şimdi tam damardan yakaladın ya. Daha Selman. Çok yazacaksın değil mi? Direkt. Bugün efendim. Ne alakası var? Öyle, o yüzden kaçtım. Yani duygusal konuştu, beni yakaladı ya. Duygusal konuşmayla ne alakası var? Ben ciddi o yüzden kaçtım. Biz zaten polisten kaçmayız. Dur sikerim çenenin yayını, ben zaten sinirliyim, beni çıldırtma şimdi. 10.000'in üzerine bir çizelim. Çizdim efendim, 2.800. 2.800 mü kaldı? Evet efendim. Sayalım tamam. 2.800'ü, ben mantıklı bir açıklamasını yapayım onun da. 2.800 mantıklı açıklaması yok. Şimdi gelelim. Efendim, 2.800'ün dışında ya 30'luk hapis ya da 5.000'er var demiştiniz. Doğrudur. Ya 30'arlık hapis ya 5.000'er para. Araç çalıntı olduğu için. Ben 30'luk hapise gitmeyi tercih ediyorum. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. Yok param yok amına. Ötümü vereyim devlete amca. Sen o sabırlar. Estağfurullah. Lan oğlum. 5'er bin dolar vermemek için 30'luk hapis cezası mı yatacaksın? Yok, param yok. Ne yapayım? Nasıl vereyim? Dedektif, sen ikisine de bence 5'er bin lira ver. Borç. Sikerim benim burnum boktan kurtmaz. İban'la söyle lan. Böyle de delikanlı bir dedektif, biliyor musun? 70. Ay çok çirkin güldüm. Şimdi sana 5000 at, yine onlar hapis isteyecekler. Göndermem ki. 7-800'üm de yok. Bana 7-800 yollaman lazım amca. İyi abi. Beço, İban'ı söyle. 30 amca. Bir de 64 var İban dedek. Vallahi ben efendim, ne ev alabilirim, de, ne araba alabilirim. Bir de 44 var efendim. Orada hani tamam. 3-5 bir şey kaldıysa kenarda. Selman, burada biraz daha durursak ben iyice... Bir şeyler olacak bana. Oğlum suçu işlediniz, adam cezasını çekti. Ben anlamadım bu işi. Efecan'a 7.800 dolar para cezası yazıyorsun. Anlaşıldı. Be. Beço'ya 5.000 dolar para cezası yazıyorsun. Anlaşıldı. Daha sonra şahısları departmandan uğurluyoruz, tamam? Anlaşıldı efendim. Hangimizin parası yok? Pis benim. Kanlara aktı bak, birbirlerine vururken temizletin onları da.
Hadi geçmiş olsun. Çavuşum. Hadi beşer binde benden size. Söyleyin bakayım yuvanları. Söylüyorum 71. 30. Efendim 44 de var. Yani 3-5 bir şey. Sarkarsa kenara. Aman Allah'ım adamlar cezdi. Adam suç işledi. Valla para kendi çıktılar bunu. Ben anlamadım bu işi lan. Beço. Efendim. Şunu uzatıyorum. Evrem ne oldu bizim? Abi 1.5. Kuşkaçlar yukarıda bekliyoruz lobide. Oh be. Karnım da doydu. Şunu al. Bir de telefon vardı bizim. Bir şey daha var. Yoktu. Sen bak. Biblo, onu karıştırma. Çavuş uzaklaşın da ama sekmesin ondan sonra. Ama sekmesin valla zaten girdi götümüz 10.000 bir daha da şey yapmasın. Ay. Ay. Andrev geçsene az önce burada böyle sallıyordun. Yaklaşsana birazcık Selman abiye. Niye? Yaklaş yaklaş. sen hayırdır? Ne diyorsun kardeş? Hayırdır sen? Çavuşum mutlaka yarın tekrarlayalım bunu olur mu? Tabii ki her zaman. Her zaman bekleriz. Kapımız her zaman açık size yani. Ama bizim bir 50'lik vardı onu unutmayalım. Herkes kendi jobunu tutsun. Şunu da şöyle şey yapayım. Benimki daha uzun. Ben sana göre olanı aldım. Ne demişler? Efecan bir şey soracağım ya. Havalar çok garip oldu ya şu aralar. Jobuyla gelmeyecek. Sıcak oluyor. Bu biblolarla aran nasıl? Biblo. Biblo dedim zaten Biblo. Bilbo. Ha Bilbo bu şeydeki. Bir de telefon vardı bizim Selman abicim. Tabi onu da vereyim. Efecan en sevdiğin renk ne? Yeşil. Genelde yeşilleri mi tercih ediyorsun? Evet. Anladım. İyi güzel. Of ya yeşil araba alacak galiba bize çavuşum. Tabi. Hediye. Al bakalım şunu da. Eyvallah. Limtaz'ın telefonu. Tamam yani bugünkü paranızı da kazandığınıza göre artık çıkabilirsiniz bence beyler. Adamlar bir çalışmadan para kazanıyor ya. Vallahi öyle deme çavuşum ter döktük burada yorulduk. Parayı ondan kazandı ben anlamadım bu işi. Ayaklarım ağrıyor hala. Çavuş bir şey söyleyeceğim. Efendim? Harbi, deprem mi? Ne depremi lan? De 3-5 bir şey kaldıysa atabilirsiniz ha. Atayım canım. Kaldıysa yani hani öyle zorlama şey yapmayın. 44 efendim. Allah'a emanetsiniz. Ben de kazandım paramı valla. Beyler sizinle çalışmak zevkti. Valla. Çok teşekkür ederiz. Oğlum bu hikayede yanan ben oldum. Nasıl oldu bu iş? 15 binlik oldum. Çalışmak kolay değil. İki kasiyer bir karakol soygunu. Biblo. Yakında bir atkiste evimle konuşayım da beni bir teğmen yapsın. Vay be ne yapıyor o teğmenim? Görüyor musunuz hiç? Göremiyorum valla. Çok seviyorum da göremiyorum ya. Garip bir adam. Allah gerçekten. Yavuşum çok teşekkür eder her şey için. Selmancım nerede bizim? Sizi kuşkaçlar. Bak orada. Çok teşekkürler. Tabii. Bu arada 1.5 kuşkaç tanesini 1000'den yapmışlar. 1500'de verirsiniz lobideki arkadaşa. Allah'a emanetsiniz.